Bildiğiniz üzere Şanlıurfa doğum oranı en yüksek ilimiz ülkemizde. Özellikle kırsal kesimde gebelik takibine riayet etmek çok düşük oranda. Bu nedenle gebelik ile ilgili sorunların en çok yaşandığı ilimiz. Maalesef gebelik takibi konusunda yetersiz kalınan bir ilimiz. Riayet ediliyor mu derken özellikle kırsal kesimde riayet çok yetersiz kalmakta. Öncelikle akraba evliliklerinden kaçınalım. Akraba evliliği olduğu sürece bunların önüne geçmemiz mümkün değil. Çünkü akraba evliliğine bağlı ortaya çıkan genetik hastalıklar önüne geçmenin tek yolu akraba evliliklerini önlemek. Fakat akraba evliliği çok olan bir ildeyiz. En azından akraba evliliğine bağlı ortaya çıkan bir genetik hastalıkla karşı karşıyaysak bir sonraki gebelikte, devam eden gebeliklerde bu tarz durumlara karşı önlem alabiliriz. Bunların gebelik öncesi danışmanlıkla önüne geçebiliriz. Ama öncelikle akraba evliliklerinden uzak kalmak tek yöntemimiz bunların ortaya çıkmasını önlemek için, bu tarz hastalıklarla karşılaşmamak için en önemli yol akraba evliliklerinin önüne geçmek. İlimiz için konuşursak, ülkemizde genel olarak zaten taraması yapılan evlilik öncesinde talasemi hastalığı, beta talasemi, en sık karşılaştığımız bu var. İkinci bir olarak SMA hastalığı ilimizde çok fazla karşılaşılmakta. Bunun dışında metabolik birçok hastalık diğer illere göre akraba evliliklerin yüksek olması sonucu çok daha fazlalaşmaktayız. Sık ön planda talasemi ve SMA hastalığıyla karşılaşmaktayız ama bunun dışında çok çok nadir görülen birçok hastalıkla da akraba evliliklerinin yüksek olması sonucu ilimizde çok daha fazla karşılaşmaktayız. Metabolik hastalıklar olarak genel olarak sınıflandırabiliriz bunları. Talasemi hastalığı bir kan hastalığı. Vücut kan yapımındaki bir bozukluk sonucunda yeterli fonksiyonu gösteremeyen kırmızı kan hücreleri oluşmakta. Kansızlık dediğimiz duruma neden olmakta ve bu bebekler doğduğunda sürekli kan nakli ihtiyacı gereken bebekler olmakta. Ömrü boyunca sürekli kan transfüzyonu, kan nakli yapılması gereken bebekler. SMA hastalığına gelirsek, SMA hastalığı 4 tipi bulunmakta. Bizim en çok karşılaştığımız tip 1 denilen en ağır formu. SMA hastalığında genetik bir mutasyona bağlı bir kas hastalığı, sinir hastalığı, kasların erimesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalığın sonucu olarak son nokta solunum yetmezliğine bağlı tedavisi olmayan bir durum. Solunum yetmezliğine bağlı genelde bu bebekler 2 yaş civarında kaybedilmekte. Önüne hastalık ortaya çıktıktan sonra son zamanlarda duyulan tedavisi vardır şeklinde bilgiler netleşmiş değildir. Fakat bunların önüne geçmenin asıl yolu bunların oluşmasını önlemek. Diğer metabolik hastalıklar var. Bu genelde organ disfonksiyonları, organ bozukluklarıyla giden hastalıklar ve bu tip hastalıklarda da büyük yani net olarak sonuç bir tedavi yok. Ömür boyu tedaviye muhtaç ve erken yaşta kaybedilmekte, uzun bir ömür olmamakta. Dediğim gibi bunların önüne geçmenin yolu bunların olmasını önlemek. Olduktan sonra net bir tedavisi bu tip hastalıkların yok.